Merhaba arkadaşlar, bu hafta yine güzel bir Mercedes modeliyle karşınızdayım. Kendisi yeni GLA. Videoma başlamadan önce ne yapıyoruz? Hala Ayça'nın Arabaları kanalına abone olmadıysanız lütfen abone olun diyorum. Bu videoyu beğenirseniz de bir beğen butonuna tıklayın arkadaşlar diyorum ve yeni GLA'yı anlatmaya başlıyorum. Karşınızda ikinci nesil yeni GLA. Eski görüntüsünden tamamen farklı, boyutları daha genişlemiş, tam bir SUV görüntüsüne sahip yeni GLA. GLA'yı iki paketle Mercedes satışa sunuyor. AMG ve progresif donanım. Bizim donanımımız progresif paket arkadaşlar. 4x2 önden çekişli modeliyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi ön yüzü. Geçenlerde GLB videosu da çekmiştim. Yine kardeşimi diyeyim, abisimi diyeyim, GLB'yi andırıyor. Özellikle şu ön ızgara kısmı ve LED far tasarımı zaten Mercedes'in tartışılmaz. Çok güzel yeni nesil LED farları var. Gecede özellikle aydınlatmada çok başarılı. Siyah beyaz kombin de bence GLA'ya yakışmış. Hep derim ya, bazı modellerin bazı renkleri var. GLA'da da beyaz bence oldukça güzel durmuş. Ama GLB'deki favorim kesinlikle Galaxy mavisiydi. Şöyle isterseniz bir de yan kısmına bakalım. D segmenti oyuncularından GLA'nın en yakın rakiplerini BMW X1 ve Audi Q3 olarak söyleyebiliriz. Yine abisi GLB'de kendisiyle aynı segmentte bulunuyor ama tabii onun tek farkı 7 koltuk seçeneğinin de olması. Arkadaşlar 18 inç jantlarımız bulunuyor. Açıkçası jant tasarımı beni çok heyecanlandırmadı. Birazcık daha böyle piyano bilek detaylı olsa sanki daha güzel dururdu. Sinyal detaylı yan aynalarımız bulunmakta. Aracımız işte o modern SUV görüntüsüne sahip. Arkaya doğru hafif eğimli bir yapısı var ve karartılmış arka camlarımız mevcut. Yine tavan raylarımızı, işte krom çıtalarımızı, yine kapı kollarında da bu metal detayları görüyorsunuz ve elimin değmesiyle Mercedes'in nasıl kapandığını da görüyorsunuz. Kilisco paketi var. Bu gerçekten çok güzel. Benim o anahtarı çantada unuttuğum versiyon. Aslında hiç gerekli değil. Mercedes'e binmek için anahtarınızın yanınızda olması yeterli. Şöyle dokunduğunuzda kapı açılıyor. Ve yine dokunduğunuzda bu şekilde kilitleniyor. Bu gerçekten hayat kolaylaştırıcı bir özellik. Hadi o zaman bir an önce bagaj kısmına bakalım. Evet arkadaşlar, GLA'nın arkası yine aynı GLB'de olduğu gibi. İstersek içeriden, eğer sürücü koltuğundaysak içerideki bir düğmeyle, istersek kumandanın üzerinden ya da bu şekilde elimizle üzerinden ya da sahip olduğu ek paketiyle bu şekilde bir ayak hareketiyle açabiliyoruz. Tabii eller kollar doluyken bu çok güzel, çok rahat bir özellik. Bagajımız 495 litre. Aslında rakipleri X1 ve A3'ün gerisinde kalıyor. Ama yine aynı segmentte bulunan XC40'ın, Volvo XC40'ın da üzerinde bir bagaj hacmi bize sunuyor. Bagaj kapağının altında ilk yardım paketi ve subwoofer bulunuyor. Burada hani çok az bir saklama alanı olarak kullanabileceğimiz yer de mevcut. Yükleme eşiğimiz gördüğünüz gibi düz. Yine arka kısımda ışığımız, karşılıklı sabitleme alanları bulunmakta ve koltukları da istediğimiz gibi yatırdığımızda da bize daha fazla hacim sunuyor GLA. Yine bagajı kapatmak istediğimizde aynı açtığımız gibi tekme hareketiyle GLA'nın bagajını kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, arka kısmına geçtik. Arkada muhteşem genişlikte bir alan beni bekliyormuş. Hiç haberim yokmuş. İlk defa GLA'nın arkasına geçtim. Diz mesafesi efsane. Bir karış kadar benim sürücü ayarlarıma göre düzenlenmiş ön koltuğa baktığımda neredeyse bir karıştan daha fazla bir boşluk var. Bir de ortadaki şu şaft tüneli olmasa 3 kişi çok rahat arkaya sığarmış diyeceğim. Muazzam bir genişlik var. O kupe görünümüne rağmen beni çok şaşırttı.
Baş mesafesi olarak da yine hiç fena değil. 1.73 boyunda olan ben rahatlıkla oturdum. Özellikle bu çift taraflı sunroof'un da olması arkayı daha aydınlık kılmış. Beni tanıyanlar bilir, koyu renkli döşemeler, koltuklar çok benim tarzım değil. Üstelik kahverengi hele hiç sevmem. Genelde açık tonları tercih ediyorum. İçerisi daha ferah gözüktüğü için, ama GLA'nın bu sunroof artısıyla da bir bence gideri var. Çünkü mekan gerçekten basık değil. O anlamda güzel olmuş. Yalnız tabii arka camlar o kupe formundan dolayı birazcık daha küçük bence. Kapı içleri de daha yüksek. O da birazcık içeriği yine karanlık kılan faktörlerden. Camlar gördüğünüz gibi tek seferde ve tamamıyla açılıyor. Bu arada hala sıcaklar devam ediyor. İçeride çekim yapmak gerçekten bunaltıcı. Şöyle cepleri göstermek adına da bir küçük suyu, işte ıslak mendilimi koyabileceğim kadar arka iç cepte bulunmakta. Çok çok fazla saklama alanı olduğunu söyleyemeyeceğim. Isofix'li çocuk koltuklarımız mevcut. Yine ön koltukların arkasında file ceplerimiz var. Havalandırma arka tarafta da düşünülmüş ki bu önemli bir özellik. Ve yine iki tane Type-C şarj alanım var. GLB'de de yine bu şekildeydi aslında. Yani Type-C alanlarının bol olması, şarj etme alanlarının çok olması çok önemli, ama hala günümüzde herkes tam olarak bu teknolojiye geçmiş değil. Keşke üreticiler bir ya da iki tane de bu normal USB'den Type-C'ye geçiş aparatlarını da içinde koysalar diyorum. Çünkü mesela benim yok ve ben sadece kablosuz şarj kısmında telefonumu şarj edebiliyorum, ama bu da çok çok hızlı şarj etmediği için kullanım anlamında bana çok efektif gelmedi. Arkada bir kol dayama olsun isterdim. Kahvelerimi koyacağım. Keyifle uzun yolculuklarda içeceğim. Çünkü sonuçta bir premium SUV'ye biniyoruz. Bu tarz detaylar da önemli. Maalesef burada dediğim gibi yok, ama arka bagajla bağlantıyı sağlayan bir orta kısım da var. Hani istersen kol dayama olarak da burayı kullanabilirsin belki, ama kahvelerini, bardaklarını koyacağım bir alan maalesef düşünmemişler. Özetle arkadaşlar, arkayla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu güzel GLA ile artık sürüşe geçiyoruz. Aslında Mercedes'in teknolojisine çok da uzak değiliz. Yeni A serisi, B serisi, işte GLB ve şimdi GLA ile hem sürüş gösterge paneli hem de multimedya cihazının bütünleşik olduğu full dijital ekranla GLA'da da karşılaştık. Yeni olan bütün nesillerinde bu teknolojiyi kullanıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Çünkü gerçekten hem gözlere o grafiği, çözünürlüğü ve güzel sunduğu raporlamalarla bir şölen yaratıyor. Hem de konforumuzu artırıyor. Özellikle ben Moda'dan çekim yaptığımız bu büyük çekmece taraflarına gelene kadar çok güzel bir sürüş gerçekleştirdim. Eco'da gelmek istedim. Eco Mod'da bu kadar uzun bir mesafeyi bonuslar kazanarak geldim. Nasıl mı? Sizi gerçekten böyle bir oyun gibi bunu sunuyor. Seçtiğiniz sürüş ekranıyla ne kadar tasarruflu geldiğinizi, ne kadar işte benzinden kâr ettiğinizi size gösteriyor. İşte dengeli sürüş diye bir modu var. Orada start aldığınız itibaren size gazsız sürüş, hızlanma gibi detayları göstererek Eco'da geldiğiniz için bu kadar benzin kazandınız diye grafik anlatıyor. Bence çok güzel bir değer bu. Benim hoşuma gitti. Teknoloji demişken, bu anlattığım progresif donanıma işte hız limitleme, hız sabitleme, şeritte kalma gibi asistanlar da dahil. Evet, bu tarz yardımcı asistanlar, güvenlik asistanları benim de hoşuma gidiyor. Ama şerit takip asistanından ben birazcık tedirgin oldum. Bunu bir önceki test ettiğim GLB'de de yaşamıştım, ama orada tam anlayamamıştım. Şimdi üst üste iki modeli kullanınca daha iyi fark ettim. Hassas ayarında olmamasına rağmen standart ayardayken bile özellikle düz şeritli yolun kenarına gittiğinizde aniden böyle bir sesle ve fren yaparak sizi şeritte kalmanızı sağlamaya çalışıyor sistem. Ama bu beni çok tedirgin etti. Her seferinde zıplıyorum. Bence bu böyle olmamalı. Özellikle BMW 3 serisinde şeritte sokma ve şeritte kalma sistemini daha çok sevdiğimi söylemeliyim. Belki tabii ki bir takım güvenlik önlemleri sebebiyle böyle bir teknoloji geliştirmişler, ama bu kullanıcıyı da tedirgin etmeden olmalı diye düşünüyorum. Onun dışında aracımız yine 1.3 litre benzinli turbo motora sahip.
250 Nm torka sahip. 0-100 km hızlanmasını 8.7 saniyede gerçekleştiriyor ve maksimumda 210 km/s hız yapabiliyorsunuz GLA ile, ama tabii ki trafik kurallarını dikkate alarak bu kadar yüksek hızları maalesef yapamıyoruz. Benzin tüketimine de gelince, dediğim gibi benim yaptığım en uzun yol Moda'dan Büyükçekmece'ye kadar gelen yoldu. Aslında burada hem trafiğe kaldım hem de biraz uzun yol deneyimi de oldu. Tam bir karma tüketimdi. Bu şekilde geldiğimde ortalama tüketimim 7 litreye kadar düştü. Hatta 6 küsürleri de gördü de ben ortalama 7 litre diyorum. Ama bu trafikte dur kalk vesaire yaptığınızda 8-8,5 litrelere kolaylıkla ulaşıyor. Ama karma tüketim için ben güncel kullandığım veriyi 7 litre olarak sizinle paylaşabilirim. GLA'yı sürmek görüş açıları açısından, hani yüksekte konumlanmış bir araç olduğu için trafikte oldukça rahat. Tam bir şehirli SUV. İster bireysel, ister küçük bir aileyseniz rahatlıkla sığabileceğiniz bir araç. Ama bagaj hacmini daha geniş isterseniz, dediğim gibi bu segmentteki diğer rakip modellere ya da hemen yine Mercedes ailesine dahil GLB modelini tercih edebilirsiniz. Onun dışında konforla ilgili GLA'yı sürmek gerçekten çok rahat. Özel süspansiyon sistemi sayesinde de mümkün olduğunca kasislerde, tümseklerde size hissettirmeden, bunları absorbe ederek size rahat bir sürüş sağlıyor. O anlamda da o Mercedes konforunu, sürüş keyfini kesinlikle yaşıyorsunuz. İzolasyon açısından da GLA gayet başarılı. Müziğinizi keyifle açabilir, telefon konuşmalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten çok kolay bir şekilde telefon bağlantınızı da hemen sağlayabiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri de yine bu araçta mevcut. Sesli komut özelliği zaten Hey Mercedes dediğinizde hemen aktif hale geliyor. Ve basit bir takım işte klimayı açma, sunroof'u açma, kapama, sıcaklığı yükseltme gibi basit komutları da algılıyor. İnşallah zamanla daha da iyi hale gelecek bu teknolojiler. Gün geçtikçe hayatımızı kolaylaştıracak ama tabii bazen eşref saati oluyor diyeyim. Bir anlamıyor sizi, bir komutu almıyor ama gün geçtikçe sesinize alışıyor sanırım yapay zeka. Başka ne söyleyebilirim? Ambiyans aydınlatması. Yine bu pakette sunroof'la birlikte sunulan ekstra donanım, opsiyonel özellikler diyelim. Ambiyans aydınlatmasını çok seviyorum. 64 farklı ambiyans aydınlatmasıyla Mercedes GLA'nın içi de tam bir şölen haline dönüşüyor. Özellikle gece sürüşleri çok keyifli oluyor. Hem çeşitli efektlerle renk dönüşümleri de sağlayabiliyor. İsterseniz o renkleri sabit de tutabiliyorsunuz. Bir de ben bu klima detaylarını çok seviyorum. Gerçekten çok ayırt edici, farklı. Bu yuvarlak krom havalandırma çıkışları çok güzel. Hatta onları da yine renklendirebiliyorsunuz ambiyans ışığıyla. O da çok güzel bir görsel şölen sağlıyor açıkçası. Mercedes bu konuyu iyi başarıyor. Mercedes'i biliyorsanız, daha önceden Mercedes kullandıysanız GLA'yı da keyifle kullanacağınızı düşünüyorum. Size yine o Mercedes konforunu, lüksünü, rahatını yaşatan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Geri görüş kameramızın netliği çok iyi. Dolayısıyla geri çıkışlar zaten farklı açılara da bakabilir. 3 farklı açısıyla çok rahat. Otomatik park özelliği de mevcut. Ve gelelim fiyatlara. Fiyatlarla ilgili ÖTV sonrası yorum yapmak çok da mantıklı gelmiyor bana ama mecbur fiyat konusunda sizi bilgilendireyim. Bu anlattığım progresif donanımlı, üzerine keyless go ve teknoloji paketleri gibi, premium pack gibi opsiyonel özellikleri sunulan GLA'nın satış fiyatı 597 bin lira arkadaşlar. Maalesef 597 bin lira diyorum. Artık araba almak, ev almak gerçekten çok zor bir hale geldi. Özetle GLA ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu güzel, şehirli, şık mı şık, modern crossover GLA 200'ü sizlerle birlikte deneyimledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok yakın zamanda test ettiğim GLB 200 ile ikisini kıyasladığınızda, yeni bir araba alacak olsanız ve ikisinden birini seçecek olsanız hangisini seçerdiniz? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bana sorarsanız benim gönlüm sanırım GLB 200'den yana olurdu. Onu daha dengeli ve daha sürüşünü keyifli buldum diyebilirim. Ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa ne yapıyoruz? Abone ol butonuna tıklıyoruz.
Videomu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Instagram hesabımdan, Facebook hesabımdan, Twitter hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Ve güncel haberlerle ilgili de aycanarabaları.com sitesine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.